İşte sapın kalın olması daha güzel bir görüntü hı-hı oluşturuyor. Şu an iki kat göstereceğim ama biz bunları dört katlı örmüştük. Dört kat, yani bunlar ipi dört, dört kere katlarsanız daha hoş bir görüntü ortaya çıkıyor. Ne yapıyorsunuz burada? Bir tane zincir çekiyorsunuz, bir zincir daha çekiyorsunuz, iki şu zincir. Şu altını boşalttığını daha iyi görsün. Evet, tamam. Şimdi dantel angres sap yapımını anlatıyoruz. Nasıl başlıyoruz? Ne kadar kalın istiyorsanız o kadar kat yapıyorsunuz ipinize. Bunu biz iki kat yaptık ama normalde ben üç ya da dört kat çalışıyorum. Çok kabuk gibi bir sap oluyor. İki zincir çektik. Birinci zincirde ilmeğimiz var. İkinci zincirden de ilmek alıyorum. Ve ikisini birden çekiyorum. Sonra bunu dışa doğru döndürüyorum. İlk ilmek biraz zor. Ondan sonrasında batacakları yer çok net belli. Şöyle iki tane farklı ilmeği alıp çekiyorum. Hafif düzeltiyorum. İkisinin içinden çıkartıyorum. Evet. Tekrar dışa doğru dönüyorum. Bakın şimdi batacakları yer belli oldu. Şurada iki tane ilmek. Bu renkte görüyorsunuz umarım. Gözüküyor çok kolay mu? Gözüküyor. Evet. Evet, tamam. Tamam. Şu şekilde ikisinden birden çektim. Tığımı da düzelttim. Şöyle özür diliyorum arkadaşlar. Ve ikisini birden aldım. Tekrar dışa doğru döndürdüm. Batacağım yer belli. Bakın burada iki tane ilmek. Onu aldım, çektim, hafif düzelttim. İkisinden birden çıktım. Tekrar dışa döndüm. Bu iki ilmeği aldım, çektim. Tekrar dışa döndüm. İki ilmek burada var zaten. Şu şekilde çektim. Sena Hanım yazılardan görünmüyor demiş. Ben yerini değiştirdim tekrar. Evet. Şimdi tekrar döndüm. İki tane ilmek var burada. O iki ilmeğin içinden geçtim. Şurada şunu düzeltin. Tekrar ikisinden birden çıkın. Tekrar dışa döndürdük. İki ilmeği birden içinden alıyoruz. Düzeltiyoruz. Çekiyoruz. İki kat ipten elde edilen dantel angles bu. Üç kat ya da dört kattan elde edilen bakın şu. Hı hı. Bu terziye verilmeden önce bunları falan da alıyorsun. Evet, takıyoruz. Herhalde. Aynen tamam. Öyle. Bu halkalar şu şekilde klipsli. Şöyle göstereyim. Hı-hı. Hem çantanın içinden hem de sapın içinden rahatlıkla geçirebiliyorsunuz. Bu şekilde. Ya da deri sap alırsanız dikiyorsunuz. Hı-hı. Onların hepsinin astardan önce yapılması gerekiyor. Tek sap yapabilirsiniz. Buradan buraya kadar uzun bir sap yapabilirsiniz. Yandan kullanabilirsiniz. Ama bu modelde sanki şu askı evet daha doğru. Tamam. O zaman bitti mi? Şey yapayım mı? Bir daha şuradan bir kısaca anlatayım. Evet. Çünkü bakın normalde şöyle söyleyeyim size. Şurada bir kere 100 zincir çekiyorsunuz. Onu tekrar hatırlatayım. Normalde 96 zincirle kuruluyor. Ama hata payınıza ihtimalen 100 zincir çekin. 3 tane sık iğne ile başlıyorsunuz. 3 sık iğneden sonra 4. zincire 3 tane aynı noktaya zincir çekerek arttırıyorsunuz. Sık iğne pardon. Sonra 7 tane sık iğne yapıyorsunuz. Her bir zincire birer birer. Sonra vadi dediğimiz noktaya geldiğimizde toplayacağız. 1, 2, 3. zincire sık iğne batıyorsunuz. Ve bu sık iğneyi sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yapıyoruz. Tepeye geldik. Tepede aynı deliğe 3 sık iğne. Tekrar 7. Sonra 1, 2, 3. zincirimize sık iğneyle başlayıp tekrar 7 şeklinde devam ediyor. Başlangıç ve bitiş 3 sık iğneyle başlıyor. Her sırada artıyor. Önce 3'tü. 4 oldu, 5 oldu, 6 oldu. Yani başlangıçlarımız daima birer tane artacak. Artmıyorsa bir sıkıntı var demektir. Ve örerken her defasında arka boşluğa batacağız. Şuradan bir daha göstereyim. Bakın şuraya batarak, şuraya batarak öreceğiz sık iğne deliklerine. Tekrar şöyle bir gösteriyorum. Sık iğne delikleri tepeden baktığımızda şöyle V şeklindedir.
Normalde biz ikisine birden batarak alırız. Ama bu modelde sadece arkaya batarak alıyoruz. Git gel bu şekilde yürüdüğümüz zaman şuradaki tırtıklı görüntüyü elde ediyoruz. Burası 30 sıra olana kadar çantaya devam edip komple topluyoruz hepsini. Ondan sonra V'leri, şurada gördüğünüz V'leri arkadan birleştiriyoruz. Bakın şunlar delik şeklinde oluyor. Onları arkadan sık iğne ile birleştiriyoruz. Bir parça elde ediyoruz. Aynı parçadan bir tane daha yapıyoruz. O iki parçayı ortadan sık iğne ile birleştirdiğimiz zaman istiridye çantanın %90'ı tamamlanmış oluyor. Geriye yan bantlar kalıyor. Yan bantların ölçülerini de istemişler. Evet, şöyle yapalım. Yan bantın ölçüsü sizin yaptığınız sırayla doğru orantılıdır. Ama ne yapabilirsiniz? 13 zincir atıp 12 sık iğne ile başlayın. Sonra birer tane arttırma yapın. Şu tombikliği verin. Ondan sonra yukarıya çıkınca da tekrar 9'a ya da 11'e düşürüp üstü tamamlayın. Bunu da takarken şuna dikkat edin. Şu kenar birleştirirken tırtıkların birbirine denk gelmesine dikkat edin. Şu kenarın daha düzgün olabilmesi için. Hemen şöyle bir tane yapalım. Şu şununla karşılıklı gelecek. Advia Hanım saplara takılan klipsi nereden bulabiliriz diye soruyor. Advia Hanımcığım gelin biz size veririz. Üreten ellerimiz İncirli Bakırköy ama bütün tuhafiyelerde var. Şu şekilde bakın bütün tepeler ve iç noktalar birbirine denk gelecek. Şu şekilde dıştan sık iğne yaparak şöyle birleştirecekler. Makrome ipiyle olur mu diye soran var. Olur, olur. Makrome ipiyle olur. Farklı lase ipler var yassı yine. Onlarla olur. Biz çoğuyla yaptık ama en güzel sonucu Diva İpek Ribbon'la elde ettik. Evet. Şu şekilde birleştiriyorlar. Buradan başlıyorlar. Sonra alt nokta ve diğer taraftan tamamlıyorlar. Tamam o zaman. Hı-hı. O zaman. Herkese kolay gelsin. Evet. Biz de takip etmeyi unutmayın. Üreten ellerimiz İncirli Bakırköy'deyiz. Bugün yoğun bir şekilde hadi eksik kalma sayfasında istiridye çantanın altına yorum ve 3 arkadaş etiketliyorsunuz. 2 kişiye renk tercihinde bulunabilirsiniz. 2 kişiye Diva İpek Ribbon bu çantayı yapacak kadar ip hediye olacak. Lütfen yorum yapıyorsunuz. 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Görüşmek üzere.